Takas İstanbul beklenti raporunu sunar. Efendim şimdi Yeliz Karabulut karşımda ve stratejist Yeliz Hanım, günaydın, nasılsınız, iyi misiniz? Günaydın, iyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, iyi efendim, haftalar. İyi efendim, teşekkür ediyorum, sağ olun, size de iyi haftalar olsun. Şimdi bugün tabii FED günü, konumuz o ama bir taraftan da yani biraz daha netleştiği için sanki 25 bas puan fiyatlandı gibi de geliyor bana ama şahin bir söylem olacağı kesin, Powell'dan çok şahin bir konuşma geleceği kesin, en azından ben öyle düşünüyorum. İkincisi, yarınki Hafize Gaye Erkan'ın buluşması. Ona biraz daha fazla odaklandım gibi böyle. Dünden beri onu düşünüyorum. Acaba yarın verilerle bakarak, enflasyona bakarak, işte gelecek olan verilere göre daha faiz artışı devam edecek mi? Yoksa yani bir 19 sınırı var ya, psikolojik sınır, Naci Abal sınırı. 19'un üzerine geçecek mi ya da geçmeyecek mi? Şimdi Ağustos daha bir önemli gibi geldi bana. Ne dersiniz? Şimdi bugünkü ilk önce yayına bakarsak, daha doğrusu akışa bakarsak, 25 bas puanlık piyasada evet, zaten konuşuluyor FED'in artırımında. Yani o tarafta açıkçası yani hem emtia tarafına baktığımız noktada son açıklanan enflasyon verilerinde beklentilerden daha iyi enflasyon verileri gelmişti. Ama diğer kalemlerde yani hala ısınmaya işaret eden veriler geliyor. O tarafta birazcık daha önüne geçmek isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Yani şu an mesela tahıl koridoru konuşuyoruz. Emtialardaki yükseliş hareketi söz konusu son zamanlarda. Bence bu oldukça önemli. Muhtemelen bu enflasyondaki hafif geri çekilmelere rağmen, ki yani %3'ler civarında bir enflasyon verisi var ABD tarafında. Bu geleceğe yönelik beklentileri yönlendirmek amacıyla 25 bas puanlık bir faiz arttırımı ve sizin de söylediğiniz gibi daha böyle sert açıklamaların gelmesi beklenebilir diye düşünüyorum. Ama tabii ki ABD tarafında biliyorsunuz o sert açıklamalar o piyasayı oldukça yani pozitifte etkileyebiliyorlar. Öyle sözlü yönlendirmeler yapıyorlar ki. Ama bence bu ABD tarafındaki son faiz arttırımı olabileceğini de bir anlamda değerlendirmek gerekiyor. Bekle ve gör politikalarını bir önceki toplantıda geçeceğiz demişlerdi. Bundan sonraki toplantıda yine benzer bir tablo izlenebilir ama sonraki aylarda özellikle bu jeopolitik tansiyonun enflasyona olan etkileri tekrardan izlenecektir diye düşünüyorum, geçtiğimiz aylarda olduğu gibi. Peki aslında bu tahıl koridoru Avrupa'yı daha çok endişelendiriyor. Çünkü sanılanın aksine koridordan gelen tahılların önemli bir bölümü Avrupa ülkelerine gidiyor. Şimdi bu gitmemesi orada bir gıda enflasyonunu doğal olarak, hani hazır 5'lere 5,5'lara düşen enflasyonun da biraz yükselmesine de sebep olabilir. Yine Amerika bir şekilde Kaliforniya'daki, işte Kanada'daki alımlarla bunu sübvanse edebilir ama Avrupa biraz paniklemiş durumda. Avrupa'daki faiz hareketleri sanki daha sert olurmuş gibi geliyor bana bu endişelerden kaynaklı olarak. Ne dersiniz? Tabii ki böyle bir anlaşma olmaz. Şimdi gözler yani Cumhurbaşkanımızla Putin'in görüşmelerine çevrilmiş gibi gözüküyor. Orada bir takvim verilmedi. Fakat yani burada tabii ki Avrupa'nın bekliyor ama yani geçtiğimiz haftalarda da baktığımız noktada Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerinde oldukça eleştirildiği bir dönem de gördük. Yani pozitif bir gelişmeler serisi vardı. Şimdi Türkiye ile Avrupa Birliği'nin bu denli yanaşması, birbirine yakınsaması, ABD ile olan bu yakınsaması, tahıl koridorundaki o bizim pozitif etkimizi geçtiğimiz dönemdeki gibi sürdürecek miyiz? Tabii ki bu oldukça yani herkesin merak ettiği bir konu. Burada yani Putin-Erdoğan görüşmesi oldukça önemli. Avrupa tarafında tabii ki fiyatlamalar oldukça etkilenecektir. Yani burada küresel itibariyle baktığımız noktada terminallerde etkiye itibariyle yani ilerleyen zamanlarda bu tahıl koridorunda tekrardan açılmaması halinde yani gıda fiyatlarında kümüle sert yukarı yönlü hareketlerin olması da beklenebilir diye düşünüyorum. Tabii ki bu ilk etapta Avrupa'yı
etkileyecektir. Ama burada tabii ki tahıl koridorundaki ana bölge, yani fakir ülkeler, yani ihtiyacı ülkeler, tabii bu taraftaki gıdaya ulaşamaması bir anlamda toplumsal olarak ciddi riskler de kendi içerisinde barındırır diye düşünüyorum. Şimdi aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan, biz Avrupa Birliği'ne girmedik belki ama yani Avrupa'nın umut bağladığı bir siyasetçi oldu ve sanki Avrupa Birliği'nin dönem başkanı gibi de hareket ediyor. Rusya ile olan ilişkilerde Avrupa'nın neredeyse gözü kulağı Erdoğan'la Putin'in yapacağı bu görüşmede. Tabii bizim için iyi bir şey bu. Bu arada ne koparırsak kârdır onlardan diye bakıyorum. Peki gelelim yarınki toplantı, Merkez Bankamız toplantısına. Şimdi yani enflasyon raporu oldukça önemli. Zaten yani bir anlamda piyasanın da yani bizlerin de Sayın Merkez Bankası Başkanı'nı test ettiği bir dönemden geçiyoruz. Yani son iki faiz artırımında yani tabii ki bu genel kabul görmüş iktisadi politikalara dönülecek mi dönülmeyecek dediğimiz noktada bir işaret olarak gördük ama daha fazla biliyorsunuz montanlı faiz artırımı beklentisi vardı. Hatta sizinle de son yayında ben çok yüksek bir faiz artırımı bekliyordum. Siz daha küçük ama siz yani sizi tebrik ederim bu arada. 250 demiştiniz. 250 demiştiniz. Burada tabii ki yani daha yüksek montanlı faiz artırması gerekiyordu. Ama tabii ki geçtiğimiz dönemde öyle hatalar yapıldı ki yani ciddi bir belirsizlik. Yani şimdi 600 bas puanla 250 bas puan arasında ciddi bir fark var. Yani bu anlamda baktığımızda burada ciddi belirsizliklerin ve öngörülebilirliğin oldukça dışında hareket ettiğimizi bir anlamda gösteriyor. Yani 25 bas puanlık sapma yok burada beklentilerde ya da 50 bas puanlık. Ciddi bir burada bir sapma söz konusu beklentiler arasında. Bu açıdan ben bunun sağlaması gerektiği düşünüyorum. Güvenilirlik, öngörülebilirlik, sürdürülebilirlik. Bunların hepsine baktığımız noktada bunları sağlarsa tabii ki Merkez Bankası'nın kredibilitesi oldukça artacaktır diye düşünüyorum. Yarın oldukça iyi bir sınav olacaktır. Enflasyon beklentilerinin realitede nasıl olacağı. Yani geçtiğimiz dönemde Merkez Bankası'nın açıklamalarında yani realite dışı açıklamalar söz konusuydu. Bu yarınki toplantı oldukça test mahiyetinde olacaktır diye düşünüyorum. Burada tabii ki yani sadece Merkez Bankası'nın politikalarına değinmemek gerekiyor. Yani burada ekonominin kümüle hareket ettiğini düşünürsek yani 2001 kriziyle de değerlendirmek gerekiyor. Aslında büyük bir krizin içerisinden geçiyoruz. 2001 krizinde hatırlarsanız siz de ilk etapta kamunun tasarruflarından ya da araç satışlarından bahsedilirdi. Hatırlarsınız. Tabii, bu tabii, aslında tabii, tabii. Psikolojik olarak da halkı da bir anlamda yani tamam biz burada kemer sıkıyoruz ama kamu tarafı da elinden geleni yapıyor, izlenimi yaratıyordu. Bu yani ekonomi yönetimi değiştikten sonraki tabloya baktığımız noktada ise tam ters hareketler var. Sanki kamu tarafında tamam tasarruf önlemlerine yönelik bir belge yayınlandı ama kısıtlamalar anlamında, başlık anlamında en azından halka biz burada kemer sıkıyoruz ama kamu ne yapıyor dediğimiz noktada kamu oldukça belirsiz hareket ediyor diyebilirim. Bu açıdan biraz daha halkın tepkisi de artmış gibi gözükmekte. Burada kamunun tasarruflar itibariyle yani halka tasarruf edileceğiz dediğimiz noktada aslında halkın değil de burada kamunun daha kontrollü bir hareket etmesi, israf ekonomisinden bir an önce çıkması ve tasarrufa yönlenmesi aslında en önemli araç olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü burada Merkez Bankası her ne kadar sıkılaştırıcı, kısmi sıkılaştırıcı, tam sıkılaştırıcı da diyemeyeceğiz maalesef. Kısmi sıkılaştırmayı yapmasına rağmen diğer tarafta ise tasarruf yapılmaması ya da israfın hala devam ediliyor olması bir anlamda açıkçası Merkez Bankası'nın önüne set çekmek anlamında geliyor peki, diyebiliriz. Peki şimdi ben hani 250 bas puan dedim ki hani 17,5 sonra bir 250 daha gelir derken şimdi son piyasadaki kulislerde şöyle bir konuşma geçiyor Yeliz Hanım. Şimdi bir 250 daha gelirse hani ben bekliyorum 250 gidecek hani enflasyon durana kadar. Ama 250 değil de bir 200 ya da 150 bas puan gelip de hani o 19 Naci Ağbal 19 faiz oranı aşmamak adına böyle bir 19'da kalırsa işte ben orada endişeliyim. Orada endişeliyim. 20 olmasıyla 19 olması arasında da algısal olarak çok önemli bir kırılma noktası. Neden?
Çünkü 19 yaparsanız demek ki bundan sonra faiz artırmayacağınız anlamı da çıkabilir bundan. Yani verilere bakacağız, gerekli görürsek faiz artışırız derlerse ki anlayın ki faiz artışı olmayacak. Ama 20 olursa en azından bir 250 daha gelebilir mi diye beklentiler de oluşacak piyasada. Bu 19-20 ve 19 psikolojik sınırı sizce hakikaten böyle bir şey olabilir mi? Yani aslında olmaması gerekiyor. Yani olabilir mi dediğiniz olmaması gerekiyor. Aynen öyle. Enflasyon, şimdi enflasyon tarafına baktığımız noktada hala oldukça kuvvetli noktalardayız. Yani burada Merkez Bankası'nın oradaki hareketini kuvvetli, hatta bir önceki faiz artırımında paralel bir hareket olabileceğini düşünmüştüm. Ve yani 20'nin üzerinde, sonrasında ise birazcık daha enflasyondaki harekete bakarak ki yani şu son zamlara baktığımız noktada burada enflasyonun önüne geçmekten ziyade daha çok enflasyonu körükleyici adımların atıldığını ben özellikle ekonomi ve maliye tarafında olduğunu düşünüyorum. Burada yani fiyatlamalara da baktığınız noktada çarşıya pazara çıktığınızda neredeyse katlanmış gibi gözükmekte fiyatlamalar. Bu açıdan Merkez Bankası'nın burada maalesef faiz artırımına devam etmesi gerekiyor. Ama geçtiğimiz dönemlerde biliyorsunuz ki faiz arttırmamız gereken dönemlerde yani realite dışı hareketler edildiği için 19 bandı da olabilir yani. Burada açıkçası olmaz, maalesef olmaz diyemiyorum. Bu da tabii ki yani Merkez Ekonomi ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in pozisyonu ne olur? 19'a takılması halinde ya da Merkez Bankası'ndaki yani yönetim değişikliği olmuştu. Oradaki tabii ki konuşmalar ve tartışmalar tekrardan gün yüzüne çıkar diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani burada açıkçası benim tarafımda biraz hayal kırıklığı var. Biraz değil, epeyce bir hayal kırıklığı var. Bu hayal kırıklığı Merkez Bankası'na tamam faiz arttırma gidiyor. Benim istediğim kadar hızlı gitmese de ufak montanlı yani ekonominin istediğinin ihtiyacı olandan daha yavaş ilerliyor. Fakat ekonomi tarafında öyle tamam bütçeyi de toparlamak amacıyla deniliyor ama burada açıkçası yani baktığımız noktada ne bütçenin ne de uzun vadeli baktığımız noktada ise enflasyonu çok böyle önüne geçebilecek adım olarak değil daha fazla enflasyonu körükleyecek. Burada tehlikeli olan nokta şu. Hem faizleri kuvvetli arttırmış olursunuz, aynı zamanda enflasyonunu da daha fazla yukarı çıkartmış olursunuz. Bu açıdan ben tehlikeli bir şeyden dönemeçten döndüğünü düşünüyorum ekonomi yönetiminin. Peki bu dolar kuru, hani dolar kurunda da sanki 30 lira fiyatlanmaya başlanıyor gibi bir algı var. Yani 30 liranın altı kesmiyor piyasaları. Biraz daha hani 29-30 falan oralara gelir mi diye çok fazla konuşuluyor. Buna nasıl bakarsınız? Yani şimdi açıkçası seçim sonrasında hatırlarsınız benim senaryolarımda şu vardı. Genel kabul görmüş iktisadi politikalara dönmesiyle birlikte 26-27 o civarlarda bir yani bir tutunmanın olabileceği yönündeydi. Şimdi kur korumalı mevduattan yani o kadar ekonomi sıkıldı ki neredeyse yani serbest piyasa ekonomisinin dışına çıktık biz tabii, geçtiğimiz tabii. Birkaç sene içerisinde. Tabii. Şimdi bunu açmaya çalışıyor Merkez Bankası. Gerçekten çok zorlu bir süreçten de geçiyor. Yani işleri de kolay değil. Burada en ufak bir o taraftan dönüş kurların yukarıya doğru hareket etmesine neden oluyor. Bu taraftan da yani kurun yukarıya doğru hareket etmesinin önüne geçmek için de işte faiz artırımları da tabii ki burada yani enflasyonu tabii ki göz önünde bulundurmak mecburiyetinde kurları değil ama o kadar dövize endekslenmiş bir ekonomimiz var ki maalesef burada kurları da göz önünden çıkartmıyorsunuz. Bu açıdan yani muhtemelen bu seviyenin üzerine doğru her Merkez Bankası o geçtiğimiz dönemdeki hatalardan çıkmaya çalıştığında bu kur hareketleri yukarıya doğru gidecektir diye düşünüyorum. Beni asıl endişelendiren biraz önce söylediğim konu Merkez Bankası'nın faiz artırımı ama diğer taraftan ekonomi tarafında atılan adımlar enflasyonu azdırıcı nitelikte. Evet. Eğer o taraftaki ipler tekrardan elden kaçarsa bu kadar enflasyon faizdeki artışa rağmen açıkçası bizi çok daha zorlu yani ekonomi bir anlamda durdurmuş yani yavaşlatmış. Diğer tarafta ise enflasyonun önüne geçememiş bir pozisyon almış olabilirsiniz. Vallahi ben çok anlayamadım hani ne yapmak isteniyor.
hani ortodoks mu, heterodoks mu, ortaya karışık bir şey mi? Hani bekleyip göreceğiz. Yarınki toplantı, ben de sizin kadar emin olun, merakla bekliyorum. Bizim Cenk Akyoldaş orada olacak, araştırma müdürümüz. Cenk'ten de böyle bomba sorular bekliyorum. Merkez Bankası Başkanı'na bakalım neler olacak. Canlı yayında da vereceğiz. Yeliz Hanım, çok teşekkür ediyorum. Yine keyifli, lezzetli bir sohbet oldu. Görüşmek üzere efendim. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Sağ olun. Şimdi Güney Kore ekonomisine bir bakalım. Güney Kore ekonomisi ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü. Güney Kore ekonomisi çeyreklik bazda %0.6 ile beklentilerin üzerinde büyürken 2022 yılı ikinci çeyreğinden beri en büyük çeyreklik büyümeyi kaydetti. Yıllık bazda ise %0.9 ile mevcut seviyesini korudu. Veri öncesinde çeyreklik bazda %0.5 büyüme beklenirken yıllık büyümenin %0.8'e gerilemesi öngörülüyordu. Restoran ve konaklama gibi hizmet harcamaları gerilerken mal harcamaları önceki çeyreklik seviyesini korudu. Aynı olarak yapılan sosyal güvenlik yardım harcamalarının azalmasına bağlı olarak kamu giderleri %1.9 oranında azaldı. Petrol ürünleri ve ulaştırma hizmetleri ihracatının gerilemesiyle ihracat %1.8 düşerken büyük oranda petrol ve doğalgaz ithalatındaki gerileme nedeniyle ithalat %4.2 oranında geriledi. Efendim şimdi Filiz Er Yılmaz var, doçent doktor Filiz Er Yılmaz, Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi, aynı zamanda ALB baş ekonomisti, ALB Yatırım baş ekonomisti. Hocam günaydın, nasılsınız? Günaydın, sen ve iyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim efendim, küresel piyasaların hanımefendisi gelmiş, iyi olmaz mıyım? Çok teşekkür ederim, çok naziksiniz. Bugün düşündüm ne söyleyeyim size diye, küresel piyasaların hanımefendisi diyorum çünkü FED eşittir Filiz Er Yılmaz. Çok teşekkür ederim Sami Bey. Valla sizden anlıyoruz hocam. Özellikle hani hem öngörüleriniz, çünkü hani veri bazlı konuştuğunuz için veri bazlı sanki FED'le ilgili daha böyle sağlam konuşulabiliyor. Çünkü öngörülebiliyor nispeten bizim piyasalara göre. Şimdi FED'den bugün ne bekliyoruz? Evet Sami Bey, öncelikle şöyle söyleyeyim. Zaten FED'in şu an izlediği politika veri bağımlı politika. Yani ağırlıklı olarak ileriye dönük söz yönlendirmeyi kullanmayı uzunca bir süredir tercih etmiyor. Temel sebebi de gelen verilerin birbirinden farklılık göstermesi. Dolayısıyla bugünden yönlendirme yaparsa eğer veriler farklılık gösterdiği için farklı bir karar alması gerekiyor. Bu da piyasalarda bir volatilite yaratacağı için bu nedenle gelen veriye göre ben ne yapacağım, karar vereceğim diyor. Dolayısıyla biz de veri bazlı ve veri bağımlı bir analiz yapmak durumunda kalıyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim Sami Bey, yani şurası artık net, 25 bas puan bugün gelecek. Piyasada fiyatlamaları etkileyecek olan ikinci bir faiz artışı gelme ihtimali olur mu, olmaz mı? Buna göre daha şahin ya da daha güvercin. Gelme ihtimalini görürse daha şahin bir fiyatlama göreceğiz piyasada. Gelme ihtimali düşük görürse daha güvercin görürüz kanaatindeyim. Ortada bir FED olursa, yani piyasanın ortada bir FED olması bence piyasa için bir miktar şahin olabilir kanaatindeyim. Çünkü piyasa kesinlikle ve kesinlikle ikinci bir 25 bas puanı fiyatlamıyor. Çok net bir şekilde söyleyeyim. Dolayısıyla daha nötr olması durumunda da evet belki fiyatlamalar daha nötr olsa da piyasanın o belirsizlik çok hoşuna gitmeyebilir. Şimdi peki benim beklentim nedir? Yani ben açıkçası açık kapı bırakacağını FED'in, veri bağımlı gideceğini, özellikle bu iş gücü piyasasındaki sıkılığa ve enflasyondaki %2'lik hedefe göre hala yüksek seviyeye ve katılığa ben vurgu yapacağını düşünüyorum. Bu nedenle de yani ne artırırım ne artırmam modunda bir FED olacağı kanaatindeyim. Powell'ın da bu yönde bir açıkçası konuşma yapacağını düşünüyorum. Tabii soru cevap kısmı bence burada çok belirleyici olacak. Evet Powell belki soru cevap öncesinde genel olarak tabiri caizse top çevirecektir ama soru cevapta daha böyle Powell'ı köşeye sıkıştırmaya yönelik gelecek olan sorular. Özellikle bu ikinci faiz artışı konusunda ne düşünüyorsunuz? %5.6 medyan tahmini verdiniz. Gelebilir mi şeklinde mutlaka daha böyle açık sorular geleceği kanaatindeyim. Dolayısıyla oradaki sorulara nasıl cevap verecek? Bir de tabii şu da önemli. Powell ne cevap vereceğini bilmiyoruz. Biz özellikle son bir yıllık sürede piyasanın nasıl fiyatlama yapmak istediği de çok önemli olacak burada. Bazen piyasa bir cümleyi çekip çok aslında şahin olan bir konuşmayı çok güvercin de fiyatlayabiliyor. Ama tabii son dönemlerde bu irrasyonelliğin daha azaldığını söylesek çok da yanlış olmaz Sami Bey. Ama şunu söyleyeyim, şöyle ilginç bir gelişme oldu.
Dün Conference Board tüketici güveni geldi Amerika'da. 111'li seviyelerde beklenirken 117 geldi Sami Bey. Uzunca bir süredir biz dün bugünkü toplantı için 50 bas puan gelme ihtimali değil de ya pas geçer ya 25 bas puan gelir fiyat diyorduk. %1.1 50 bas puan gelebilir de fiyatlandı. Yani bu evet 50 bas puan gelmeyecek ama şunun bir göstergesi. Amerika'da veriler karışık geliyor olmasına rağmen ve yani 500 bas puanlık bir faiz artışına rağmen hala çok güçlü. Hele ki son dönemlerde gelen Amerika'daki resesyon ihtimallerinin giderek azaldığını da görüyoruz. İş gücü piyasası hala sıkıntı. Dolayısıyla ben toparlayayım. Bugün 25 bas puan gelir. İkinci bir faiz artış konusu mümkün mertebe top çevirmeye çalışan bir Powell olacaktır. Net nötr görünmeye çalışan bir Powell olacaktır. Ama ben piyasa kadar ikinci bir 25 bas puan gelmez noktasında değilim Sami Bey. Evet şu an gelmemesi daha güçlü olasılık ama eğer iş gücü piyasası verilir böyle giderse Fed bir ikinci 25 bas puanı da düşünür diye düşünüyorum. Tabii onun için de verileri görmemiz gerekecek. Dolayısıyla da Ağustos'ta bir toplantı yok biliyorsunuz. Jackson Hole var. Hı-hı. Jackson Hole öncesi piyasada böyle finansal koşulları gevşetecek durumda bir Fed olacağı kanaatinde değilim. Çok güvercin bir Fed beklemiyorum yani bugün Sami Bey. Peki benim de beklentim sizinle paralel. Bir 25 bas puan gelir ama şahin bir söylem yaparak en azından Ağustos sonu Eylül toplantısına kadar piyasaları toparlamaya çalışır. Bu arada gelen verilere bakar. Peki 25 bas puan ve eğer şahin söylem gelirse, yani sert açıklamalar gelirse, piyasalar kontrolümüz altında, enflasyonla mücadeleye tam gaz devam edeceğiz ve 3'ün altına düşürmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz derse Powell, altın ne olur? Öyle söyleyeyim Sami Bey, şuna bir açıklık getireyim. Ben çok şahin bir Fed de beklemiyorum. Hı hı. Beklentim şu, bir önceki toplantıda olduğu gibi o tadı, o tonu koruyan aynı öngörülere sahip bir Fed bekliyorum. Bu çok şahin olmayacaktır ama çok güvercin de olmayacaktır Sami Bey. Yani şu cümleyi piyasa bence duymayacak. Artık biz durma noktasındayız, işte durabiliriz. Bu sözlü yönlendirmeyi görmeyecek kanaatindeyim. Dolayısıyla şahinlik dozu çok yüksek bir Fed olmaz ama güvercin olacak bir Fed de olmaz. En azından nötre yakın, bir önceki toplantılara benzer bir Fed olur kanaatindeyim. Sizin söylediğiniz gibi olursa yani nötr bile olsa veya şahinlik derecesi yüksek olursa altın baskılanır Sami Bey. Evet altın son dönemde özellikle dolar endeksindeki geri çekilmeyle birlikte işte Fed artık faiz artırımlarında sona geldi fiyatlamasıyla 1960 üzerinde konumlanmaya çalışılıyor. Dolayısıyla 1960-1950 altına iner. Çok şahin olursa tabii şahinlik derecesini görmek gerekir. 1900 altına inecek her şeye rağmen bir altın olmaz. Belki test etse bile biz çok zor zamanlarda bile altın hep o 1930 kritik desteği 1925 hatta bazılarına göre üzerinde tutunduğunu gördük. Dolayısıyla 1950-1930 altına yerleşir ama çok 1900'ler altına gelecek bir altın olmaz. Ama olur da daha böyle güvercin bir fiyatlama olursa 1990 çok kritik. İşte oranın üstüne yerleşirse zaten o yükseliş ivmesini daha güçlendirecektir. Ben yatay konsolidasyonda altını bekliyorum Sami Bey. Ha şu olur, seviye belki biraz yükselir ama yakın vadede 2070 üstüne geçen bir hareket beklemiyorum. Dördüncü çeyrek başına kadar en azından. Üçüncü çeyrekte de bu belirli bir aralıkta sıkışan altında seviye yükselse de devam ederiz diye düşünüyorum Sami Bey. Peki hocam bir de dolar kurunu sorayım size. Dolar kuru 26.90'lar, 26.80'ler falan civarı gidiyor. Böyle 27'ye ramak kalmış vaziyette. Beklentiler kurun biraz daha yükseleceği yönünde mi yoksa buralarda çıpalanır mıyız? Sami Bey bence biraz daha yükseleceği yönünde. Evet. Çünkü şunu görüyoruz yani çok vurgulu bir şekilde İhracatın öncelendiğini görüyoruz bir önceki yönetimde olduğu gibi ve ihracata yönelik ciddi teşvikler verildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu şu anlama çok net geliyor. Yani enflasyonla kısmi mücadeleye rağmen ihracat, üretim ve yatırımdan vazgeçilmeyecek. İhracattan vazgeçilmeyecekse bizim ihracatta artış yaratmamızın en etkili silahı rekabetçi kuru yaratmak. Dolayısıyla rekabetçi kur adına gerektiğinde bu seviye piyasanın beklediğinin bir miktar daha üzerinde olma durumu var. Çünkü ihracat önceliklendiriliyor. Dolayısıyla yani 30 TL'ler civarında olan aslında sene sonu tahminlerinin ben 32 TL'lere kadar son dönemdeki gelişmelerle yükseldiğini görmeye başladım. Hatta piyasa yani bu 26'da biz yaz boyu gideriz'i fiyatlıyordu ki 27'ler seviyesine geldik. Zaten hani hadi diyelim turizm gelirleriyle birlikte Eylül ayına kadar böyle gittik. Eylül ayından sonra zaten turizm gelirleri azalacak. Kısa vadeli borç, dış borç ödemeleri başlayacak 200 milyar dolarlık 12 ay vadeye yayılan. Dolayısıyla bununla birlikte enerji maliyetleri de artacak tabii kış ayları geldiği için döviz talebi artacak haliyle. Evet. Tüm bunlarla birlikte
seviye daha da artacak. Dolayısıyla kesinlikle yakın vadede çok güçlü yükseliş olmasa bile rekabetçi kur destekleneceği için aşağı yönlü düşüş inmesi olasılığı daha da azaldı diye düşünüyorum. Zaten yani şu an aşağı yönlü düşüşü gerektirecek bir durumda yok açıkçası. Ne böyle bir faiz politikası bekliyoruz ne de yakın vadede ekonomide böylesi bir döviz talebini azaltacak ya da döviz çok güçlü döviz arzını gerektirecek bir durum olur mu? O da zaten bunu göstermiyor haliyle. Daha yüksek seviyeler benim de açıkçası. Şu an için sene sonuna dair 1-2 TL daha yukarı çektim Sami Bey dolar TL. Evet tam. Şimdi hafta sonları düğünler, dernekler çoğaldı yazın. Şimdi bu eğer 25 bas puan gelirdi biraz hani ortaya karışık da Şahin'e yakın bir söylem olursa altın fiyatlarında bir düşüş olursa hazır bu da alım fırsatı olabilir. Hafta sonu işim var ya işte tatile gidiyoruz. Tüh keşke gitmeyeydik de düğüne geleydik gibi. Cümleleri çok fazla duyuyoruz bu haftalarda, özellikle bu aylarda altın yükselince takı takmak da bayağı bir zorlaştı. Hemen şeyler torbalarda dolaşıyor. Torbalarda dolaşınca pıt pıt atıyorsunuz içine. Yani ne attığınız da belli olmuyor. Attınız mı attınız işte. Altın taktık mı taktık. Hani eskiden sıralara girer böyle kameralar falan çekerdi ya. Şimdi onlar kalktı, adetler de değişti. Hocam çok teşekkür ediyorum. Böyle sanki laf laf açıyor, sohbete dönüyor program. Sonuna geldik. ALB Yatırım Baş Ekonomisti Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz. Sağ olun, var olun. Görüşmek ben, üzere sevgili hocam. Ben çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar Sami Bey. İyi yayınlar. Sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun. Efendim evet, bugün de sabah ekranlarının sonuna geldik. Şimdi önemli iki uyarım var. Birincisi, bugün sıcaklık özellikle İstanbul'da ve Türkiye'nin pek çok yerinde aşırı yükselecek. 40 derecelere varan bir sıcaklığı göreceğiz. Kronik hastalıkları olanlar, tansiyon hastaları başta olmak üzere, kalp rahatsızlığı olanlar başta olmak üzere, şekeri olanlar başta olmak üzere, yani kronik hastalıklarınız varsa, yaşlılar, hamileler ve çocuklar lütfen bugün dışarıya çıkmayın. Bugün kendinizi evinize kapatınız efendim, açınız televizyonlarınızı, serin serin oturun diyemiyorum ama sıcağa çıkmayın, ceyranda da kalmayın, aman üşütmeyin. Bir taraftan da diyeceksiniz ki kapıları pencereleri açıyoruz da ceyrandan hak getire, yani ceyranda yok. Klimaların karşısında da çok fazla durmayın. Bugün böyle biraz idareten geçireceğiz. Ama yarın ve yarından sonra normale dönecek. Bir bunu hatırlatayım. İkincisi, sokak hayvanları, kuşlar, kargalar, martılar, kediler, köpekler, sokaktaki canlılar, bunların ağızları yok ki böyle konuşasın, değil mi? Yani ben su istiyorum diyemiyor. Lütfen o su kaplarına suları koyalım. O su kaplarına tekme atanların da artık ben onları Allah'a havale ediyorum. İnşallah ayakları böyle takılır da kaldırımdan düşerler, biraz alçıda kalırlar. O su kaplarına suları koyalım, onları temiz koyalım. Onları gün içinde tekrar tekrar lütfen her apartmanda oturanlar, sokaktan geçenler elinize alın sularınızı, petçelerinizi kaplara koyunuz. Onlar susuz kalmasın. Ve daha da önemlisi bakın, yazın çoluk çocuk biraz mutlu olsun, keyiflensin diye bir heves için hayvanları alıyorsunuz. Köpekleri alıyorsunuz. Böyle hatta böyle cins köpekleri alıyorsunuz. Sonra onları sokaklara atıyorsunuz yazlık dönüşünde. Yapmayınız efendim, yapmayınız. Bu insanlık değil. İnsanlık böyle bir şey değil. Atacağınız hayvanları almayınız. Sonra onlar sahipsiz kalıyorlar. Sizi böyle bir gün atıverseler dışarıya ne yaparsınız? Değil mi? Ki onların yapacak hiçbir şeyleri yok. Yani o yüzden sahiplenmeyeceğiniz, bakamayacağınız canlıları almayın. Alacaksanız da sonuna kadar bakın. Onlar sizin bir çocuğunuz olarak görün. Bunu da söyleyeyim. Böyle bunu sürekli söylemeye devam edeceğim. Bunu da buradan ifade edeyim. Şimdi ben gidiyorum. Kim geliyor? Harika Ertunç. Değil mi? Para piyasalarının hanımefendisi geliyor. Size Harika Ertunç'la baş başa bırakıyorum. Gündeme ilişkin açıklamalarda da bulunacak. Bugünle ilişkin haberler ve konukları da olacak. Yarın saat 07'de ben buradayım. Çaylarımızı, kahvelerimizi alalım ve yarın buluşalım. Hoşça kalın. İstanbul beklenti raporunu sundu.